Yalnız bahçe filan ne kadar güzel olmuş değil mi? Bu Yavuz Bey acayip para gömmüş buraya. Öyle diyorlar. Canım Necla bastırmasaydı para harcamazdı o. Kadın alımsız gidip de çalımsız gitmeyen cinsinden. Doğru valla. Mütalağınızı sonra yaparsınız, hadi bakalım. Ay bu beğenmez de şimdi aldığımız bu hediyeyi. Ne var canım beğenmeyecek, boş ver. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Alayım efendim. Ah, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay özlemişim vallahi. Merhaba canım. Yavuz Bey, hep biz mi geleceğiz canım? Merhaba. Allah Allah. Ya sen ne diyorsun? Hadi ayakta kalma. Merhaba. Sağ ol. Ay ne kadar özlemişim inan bana. Necla'cığım. Şöyle buyurun. Ben bu pastayı bekleyemeyeceğim vallahi. Doğum günü kutlu olsun. Ay hediye mi? Bana evet, mı? Evet canım. Ay buyurun. Niye zahmet çektin? Ah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun çok efendim. Çok sağ ol. Ay 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 çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Bu da benim hediyem canım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür sağ ederim. Ay ay ay. Ay 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 çok teşekkür ederim. Ay Yavuz ne beğendin kadar güzel değil mi? Ya güzel de bir şeyler yiyip içsek. Öbür yaş gününe kadar bekleyecek miyiz yoksa? Tabii canım olur mu? Var mı bir şey Yakup abi? Çıkacak inşallah. Bakıyorum. İnşallah abi inşallah. Nasıl bir şey bakıyorsun şimdi? Vallahi benim şoförlüğüm var. Başka da ne bileyim yani. Ne iş olursa işte. Hayırlısı abim. Soğutma çayını. Daha ne hatıra var bizde değil mi Hüsnü Bey? He? Hem de nasıl. Hem de nasıl. Birer kahve içer miyiz? Sana da çok zahmet verdik. Olur mu ayol? Ne zamandır böyle bir pazar yaşamamıştık değil mi hayatım? Doğru valla. Biz de içeriz kahve değil mi? Hı-hı. Aykancığım. Geldim efendim. Neydi o ses Yavuzcuğum? Ses mi? Ses. Şimdi anlar Ayten. Neyse. Kim bilir ne canım işte. Ben bir dilim pasta daha yiyeceğim. Kaldık manyakların elinde be öf. Hem pislik temizle hem de bununla uğraş. Aman be. Ne var be ne var? Ne bağırıp duruyorsun? Senin yüzünden azar işiteceğim anladın mı? İç bakayım şunu. Ha? Başımın belası. Ne oluyor burada Ayten? Ay rezil olduk yukarıda ayol. Bilmiyorum ki Necla Hanım. Pek bağırmazdı aslında. Bakmıyor musun sen buna? Yukarıda insanlar var Ayten. Tamam ben ilgilenirim Necla Hanım. Sustur şunu. Ne yaparsan yap sustur. Rezil olduk ayol. Tam rezalet. Bakmıyor musun buna? Bakmıyor musun buna? Gel kendin bak cadalos. Otur be sen de şuraya.
Ses çıkmayacak. Tamam mı? Yoksa görüyorsun bunu. Hoşça kal güle. Şeker. Çok memnun oldum. Hoşça kal. İyi günler. Hoşça kal. İnşallah. Yine bekleriz. Ay neydi o öyle? Tüylerim diken diken oldu vallahi. Hiç sorma. Anlayabildin mi sen? Canım milletin dilinde ya. Duymadın mı sen hiç? Yo. Bu Yavuz Bey'in ilk hanımından bir çocuğu varmış. Çocuk dediysem yetişkin koskocaman bir kız. Kız özürlüymüş. Konuşma filan hak getire. Yemeğini bile yiyemiyormuş kendisi. Bunlar kızı bodruma kapatır. Bağlar orada tutarlarmış. Ne? Ya vebali boynuna. Sanırım onun sesiydi o. Vay canına. Hanımlar! Hanımlar! Hadi binmiyor musunuz? Soğuk soğuk terledim ya. 40 dereden su getirdim millete. Şimdi bunlar yayın yapar vallahi millete. Çok kötü oldu. Ayten! Kızım niye ilgilenmiyorsun onunla? Misafir geleceğini bilmiyor musun sen? Kontrol etmiştim Yavuz Bey ama bir şeyden korktu herhalde. Bir daha istemiyorum, tamam mı? Hı hı. Şunu yatıralım bir yere dedim Yavuz. Dinlemedin beni. Nereye canım? Doğru dürüst yer mi var? Hem millet ne der? Düşünsene. Cemiyetin dinine sakız oluruz. Ben siyaset düşünen adamım Necla. Bu işlerde böyle şeyler önemlidir. Yarın öz babası üvey ananın aklına uyup kızı postalamış derler. Ömür törpüsü vallahi. Yaş günümde kaldı boğazımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Of. Yoruldun mu? Nerede? Yorulacak iş bile kalmamış memlekette. Görmüyor musun? Hayırlısı Yakup. Sıkılma bu kadar. Ne yapalım? Ya iyi de hazıra daha dayanmaz. Hazır dediğim de hazır olsa. Baktın mı bir şeyler? Pek değil. Pazar ya bugün. Gazeteden baktım ama bir iki yerden randevu aldım. Yarın bakacağım inşallah. Hayırlısı. Millet de bir tuhaf hatun. Adama şoförüm diyorum, bana askerliğimi soruyor. Silah kullanabilir misin diyen bile var. Silah mı? Evet ya, silah. Millet tam Ali Kıran Başkesen olmuş. Eskiden aşçı aşçıydı, şoför şofördü kardeşim. İnşallah iyisi denk gelir de. Aç mısın? He ya, yiyelim.
de sus be, sus! Kızım ha! Burası herhalde. Buyurun. İyi günler. Şey, Yavuz Bey'le görüşmüştüm. Şoförlük için. Bekleyin biraz. İçeride bekliyor. Buyurun. Dün konuşmuştuk değil mi? Evet efendim. Tamam. Şartları falan biliyorsun. Evet biliyorum. Ben öyle çoluk çocuk hoppa züppe adam çalıştırmam. Bir emektarımız vardı, emekli oldu. Eğer layıkıyla devam edersen buradan ekmek yersin. Yoksa açık söyleyeyim bir gün tutmam. İnşallah memnun kalırsınız efendim. Var mı kağıdı küreye Yavuz Bey? Tahkik ettik mi iyice? Tabii tabii. Hoş. Neyin altından ne çıkar belli olmaz ama. Yarın sabah başla. Unutma. Sadece şoför değil. Evin eli ayağı ol diye işe alınıyorsun. Tamam mı? Anladım efendim. Merak etmeyin siz. İnşallah hepsinin üstesinden geliriz. Sabah 8. Güle güle. Tamam efendim. Allah'ım sana şükürler olsun. Yakup Efendi, şu hastane işini de halledelim biz. Hastane mi? Hayırdır? Ha, sen bilmiyorsun tabii. Her ay Feyza'nın kontrolü oluyor da bir götürüp getirelim hadi. Tamam.
şuradan. Yürü. Yürü dedim, yürü. Yürü. Hadi hemen gidelim. Gir içeri, yürü. Gir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl yeni adam? Şoför mü? İyi iyi. Var mıymış karısı çocuğu falan? Karısı var. Ama çocukları olmamış. Ya. Bahsettin mi? Hayır canım. Dün bir bugün iki. Gel buraya. Yürü dedim. Yürü. 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 Bağırma. Bağırma dedim. Yürü. Yürü. Gel buraya. Yürü. O kız kim? O kız mı? Kızı tabii ki. Kimin? Yavuz Bey'in mi? Evet. Özürlü bu. Konuşamaz. Acıktığını bilmez. Uyuduğunu bilmez. Öyle işte, bitki gibi. İyi ama anlamadığım... Yavuz Bey'le hele hele Necla Hanım onu kimsenin görmesini istemiyorlar. Gizliyorlar herkesten. Neden? Ne bileyim ben canım. Necla Hanım hadi üvey annesi diyelim. Ama babası da sanki... Sanki utanır gibi ondan. Yüzünü görünce nevri dönüyor adamın. Aman ha. Yavuz Bey'e falan bu konuyla ilgili bir şey sorayım deme. Ertesi gün kapının önünde bulursun kendini. Yakup Efendi. Çıkıyoruz. Geldim efendim. Bana bak. Nazınla uğraşamam senin. Akşama kadar çalış, bir de üstüne gel bu deliyle uğraş. Ben olmasam kim temizler seni be? Allah'ın püsküllüsü. Vallahi indireceğim şimdi şunu kafana. Bağırma. Bağırma Necla Hanım. Yerisi mahvederim seni, anlıyor musun? Kes çeneni. Dur.
Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibiyim? Vuruyorsun ona. Yok ya, ne yapacaktım? Saatler olsun öpücüğümü. Ama, ama... Ne işin var senin burada? Ben ses duyunca... Çık dışarı. Ama ona... Çık dedim. Çenesi kopasıca. Bir daha evdeki o durumu araştırırsan, burnunu sokarsan işini kaybedersin. Ama Yavuz Bey, vuruyordu ona. Kötü davranıyordu. Bir daha olursa gidersin. O kadar. Anlaşıldı mı? Evet efendim, anlaşıldı. Niye yemiyorsun? Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Bizim çocuğumuz olmadı. Ama bazen düşünüyorum, olsaydı. Ama mesela özürlü olsaydı, kör olsaydı. Ne bileyim işte, yürüyemeseydi. Yakup. Hayır, tabii ki zor bir şey ama ne olursa olsun... Çok kıymetli bir şey olmalı. Hareket edemese de, duyamasa da, göremese de bir canın babası, anası olmak çok kıymetli bir şey olsa gerek. İnsanlar sahibi oldukları hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorlar. Aman, aman! Allah kahretsin, kahretsin! Lanet olsun sana! Lanet!
Hiç huzur vermez misin sen? Ne içmişsin? Ne? Lanet olsun sana! Huzurumuzu kaçırmak için mi geldin sen dünyaya? Yürü. Yürü hadi. Yürü. Hay Allah'ım. Ne işin var senin burada? Gel. Yüzüne gözüne ne oldu böyle? Hay Allah. İyi ama ne yaparsın sen dışarıda? Haber versen mi şunlara? Zalim onlar da be kardeşim. Kendisi gitti değil mi? Hı-hı. Eminsin. Evet. Hatta adam vazgeçirmeye çalıştı ama. Şimdi bu meselenin nasıl algılanacağı önemli. Bu noktada biraz mağdur oynamamız lazım. Ne yapacaksın? Vallahi benim tahminim herif fidye falan isteyebilir. Hı. Ya da başka bir biçimde para sızdırmaya çalışacak. Evet de biz ne yapacağız? Dediğim gibi biz mağduruz. Başkanlık sürecinde de işe yarar. Umarım
Fidye meselesidir. Hı hı. Hem zaman kazanırız hem de bakarsın kesin çözüm oluvermiş. Ya da herif külliyen gerzek. Durumu görünce ayranı kabardı. Yapma. Bunları sen öldürmedin. Ben öldürdüm. Çorba ısıtıyorum. Açtır belki. Vicdan azabı çekmiyorsun. Benim tarafımı tuttuğun için. Yakup. Sen iyi birisin Jay. Ne olacak şimdi? Ne yapmak niyetindesin? Yarın sabah arabayı teslim edeceğim. Sonra yine iş arayacağım. Orası tamam da o ne olacak? Nasıl yaparsın? Ben inançlı biriyim. Nasıl ana baba bu ayol? Neler var dünyada neler? Şüpheyle yaşamıyorum. Nuran. Şuna bakalım biz. O vicdan bilmezlerin eline komayalım. Bilmem ki Yakup. Becerebilir miyiz? Depremler, seller. Orada korkudan öleceğine, burada açlıktan ölsün. Ömrümüzün bir zekatı varsa eğer, onu da verelim bu kıza gitsin. Ne dersin? Yavuz Bey. Evet. Ben de size gelecektim. Hı hı, evet. Feyza, kızınız. Evet, biliyorum. Fidye isteyeceksin. Ama biraz zaman ver bana. Malum, basın filan. Ne? Para tarafı kolay. Hele beni ondan kurtarırsan yırttın. Abad ederim seni. Ne? Aman ya Rabbi. Hadi ama. Ya ne olacaktı? Burada ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen ne alçak bir herifsin be. Bana bak. Mesele paraysa kıvırmana gerek yok. Hallederiz. Eşkıya mısınız siz be? İyi misin bana hayatım? Bak. Al şu herifi defolda. Ve o kız gibi sen de bir gün bir deliye kapatılana kadar ne halt eder seni? Hadi yürü. Yürü canım, yürü. Sen gitmeyeceksin. Merak etme, gitmeyeceksin. Topla, tüfekle gelse çıkmayacaksın bu evden. Çıkmayacaksın. Ben şu herifin arabasını teslim edip geleyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.